Kervan. Uzun bir kervan. Uzun yollardan gelip daha uzun menzillere giden yorgun bir kervan. Kumların üzerinde ağır ağır yürümektedir. Kervanın bıraktığı izdir metaforu. Kervandan geriye kalan izdir romanın adı. Kendi de bir izdir çünkü. Ta Kaşgarlı Mahmut'tan belki daha eskilerden gelip geleceğe giden kendi bulmuştur geçmiş nesillerin bıraktığı izleri. İster ki gelecek nesiller de bulsunlar. Ama burası çöldür. Bol güneşli. Geceleri karanlık ve rüzgarlı. İzler kaybolmadan bulunmalı. In that poem, there is a long, like very attired a caravan, and going through this the very like a very difficult journey in the desert. And in that poem, he said that this caravan's journey is very difficult, but this caravan it goes on to finish this journey. And as we all know that this in this kind of metaphorical world, we got the lack of water, lack of like light, it's darkness, and this desert was full of like risks and dangers. Tohtimas kervan yoleden gerçi atlar bek oruk, tapkusi hiç bolmasa bu izni, bir gün nevrimiz ya evrimiz. Kervan yoluna devam ediyor yani Uygur kervanı. Türk dünyası kervanı yoluna devam ediyor zayıf olsa da, atlar zayıf olsa da ama bir gün bu izi torunlarımız ya da onların çocukları bulacak. And then he said that this is, he said about this like this there's a kind of like a connection, the bond between past generations and the future generation or generation. So he wished that this like the traces that the past generations were left on the sand should be found out by the future generations. Abdurrahim Ötkür'ün İz romanının girişindedir bu şiir. Uzak geçmişten geleceğe giden bir Uygur kervanı. But this is quite tragic, quite volatile, quite like elusive image, because we all know that traces on the sand would disappear in one way or another, through the wind or through the burden of time. We all know that. But it's quite enigmatic poem that he said that the future generations must follow in the footsteps of the past generations. Gulam Gafur'un bir şiiriyle onu eşleştirirsem, milletin geleceği geçmişten daha uzun olacak. Ağaçlar kurumaz, düşse de yapraklar, milletin geleceği daima geçmişten daha uzun diyor. Ve bu iz de aynı ruhla yazılmış. Bir gün torunlarımız ya da çocukları bu izi bulacak. Then the question is how to find these traces which are so elusive, so prone to disappear in one way or another. So in that sense, that is actually the very a truthful depiction of the Uyghur reality in the sense that Uyghur reality is so dark. Uygur gerçeğini söyleyen bir şairdi o. Uygur gerçeğini yazan. Uygur'un kültürünü, büyük geçmişini, şanlı tarihini nesillerin ruhuna üfleyen. Uygur dilinin güzelliklerini eserleriyle gösteren ve ilmi araştırmalarıyla gözler önüne serendi. Gelecek nesillerden istediğini kendi hayatında gerçekleştiren bir aydındı Abdurrahim Ötkür. Ab
Abdurrahim Ötkür Uygur Edebiyatı'nın çok önemli isimlerinden birisi. Uygur dil bilimciliği tarihinde çok önemli bir ismi. Abdurrahim Ötkür, he is the one of the iconic poets of Uyghur people. And he also a last representative of the Uyghur poetry, or classic Uyghur poetry, starting from Alisher Navai and also Shah Meshrab. So though he lived in the 20th century, but his poetic ideas and his style, the language that he used, represented a long history of the Uyghur poetry. Abdurrahim Ötkür, Abdurrahim Tireşit Ötkür, tıpkı Mehmet Akif gibi Doğu Türkistan'ın vatan şairidir, istiklal şairidir. Milli, ceditçi, entelektüel, aydın kimliğiyle Doğu Türkistan'ı 1923'te dünyaya gelip işte o 40'lı yıllarda özellikle sanatının zirveye çıktığı 40'lı yıllarda ve 90'lı yıllara kadar vefatına kadar bu geniş yelpazede en iyi temsil eden milli şairlerden biridir. Öbürlerine de haksızlık etmemek lazım. Abdurrahim Ötkür, Doğu Türkistan'ın Kumul şehrinde 1923 yılında dünyaya gelir. Anne ve babasını küçük yaşta kaybedince, torununa bakacak durumda olmayan dedesi, onu Osman Hacı'ya emanet eder. Çok ciddi siyasi cereyanların olduğu bir dönem. Halk ayaklanmalarının olduğu bir dönem. Ticaretle uğraşan orta halli bir ailede dünyaya geliyor. Anne ve babasını erken yaşta kaybediyor. Sonra Uygurların yine ticaretle uğraşan, gün görmüş, yabancı ülkelere gidip gelen Osman Hacı adında bir zata dedesi tarafından evlatlık olarak veriliyor. Osman Hacı kendi evladı gibi sahip çıkar Abdurrahim'e. Abdurrahim okuma yazmayı öğrenir, dini eğitim alır. Bir yandan da geçmiş kervanın izlerini sürer. Büyüklerinden hikayeler dinler. Çobanlık yaparak ailenin geçimine destek olur. Çobanlık yaparken de kervanın izlerinin peşindedir. Çok sevdiği şair Sufi Allah Yar'ın 2000 mısrasını çobanlık yaparken ezberler. Ötkür Osman Hoca'nın evinde büyüyor. Tabii o yıllarda ilkokul tahsili daha çok evde, dini mekteplerde. Çünkü dini eğitim çok önemli. Dini eğitim alıyor. Arkasından özellikle şairliğinde çok büyük rol oynayan o dönemde Buharalı şair Sufi Allah Yar. Uygurca söylersem Sufi Allah Yar. Sufi Allah Yar Buharalı ve Allah'a yaklaştıran, şiirler yazan bir şair. Ötkür'ün kendi ifadesiyle söylersem, hayat hikayesinde ve kendi ağzından söylediği çok anlaşılır ve ahenkli şiirleri vardı. 2000 mısrağı ezberimde Sufi Allah Yar'ın. Bunun yaşadığı dönem Uygur tarihinin çok özel bir kesiti. 20'li yılların başında doğuyor ve onun ilk gençlik yıllarında, gençliğe ilk başladığı yıllarda Uygurlar arasında bağımsız cumhuriyet kurma hareketleri var ve Uygurlar bir milli kimlik arayışındalar. Siyasi ve sosyal atmosfer o kadar hızla değişiyor ki o yıllarda. 1931'de Kumul ayaklanması. Onunla beraber Osman Hacı Ötkür'ü alıp Kansu'ya gidiyor. Uçtu.
Turfan, nispeten sakin, sosyal ve siyasi hayatıyla Özgür için düzenli eğitim hayatının da önemli bir aşaması olur. Ama ülke genelinde Uygurların siyasi hayatları hiç de sakin değildir. İlk Cumhuriyet kurma çalışmaları başlamıştır. Nitekim 1933 yılında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ilan edilir. Ancak bu cumhuriyetin ömrü bir yıl kadar sürer. ...1933'teki Doğu Türkistan, Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti bir yıl sürüyor. Tıpkı Alaşorda gibi 4 yıl, 5 yıl süren Alaşorda bir yıl sürüyor. Bu iklimde Ötkür eğitim hayatına devam eder. Her gün düzenli okula gidip gelmeye başlar. Yeni bilgiler öğrenme hevesi, keskin zekası ve sağlam hafızasıyla öğretmenlerinin dikkatini çeker. Bir yandan okuldaki bilgileri, diğer yandan Uygur masallarını, halk hikayelerini, şiirlerini, tarihe ve kültüre ait ne varsa öğrenmeye ve biriktirmeye başlar. Lise öğrenimi için büyük şehre, Urimçi'ye gider. Uygur kültür ve ticari hayatının merkezlerinden olan bu koca şehir, üniversite kapılarını da açacaktır Ötkür'e. Doğu Türkistan Darülfünun'unda edebiyat okuyan Ötkür, 1942 yılında mezun olur. Daha sonra Uçturpan'a, Aksu'nun bir kazası Uçturpan, Uçturpan'a gidiyorlar beraber. Böyle liseyi Urumçi'de okuyor, Şincan Üniversitesi'nde. Bu çok önemli onun yetişmesinde. Şincan Üniversitesi'nde o zamanki Sovyet dünyasından, Sovyetler Birliği'ndeki Türk aydınları ile birlikte, onlar da çünkü üniversitede eğitim alıyorlar ve dolayısıyla Ötkür'ün şairliğinde, sanatında çok rol oynayan bir dönem Şincan Üniversitesi'nde okuduğu yıllar. Abdurrahim Ötkür bu heyecanla, gençliğin heyecanlığıyla Uygurlara bir kimlik kazandırma noktasında şiirler ve eserler vermeye başlıyor. Onun eserleri halk arasında, şiirleri yaygınlaştığında Uygurların bir manevi dirilişine vesile oluyor bu şiirler. For Uyghur people, poetry is not a part of life, but the poetry itself is life, because the Uyghur people expressed themselves historically through and in and for poetry. So in that sense, poetry is a poetic imagination, poetic expressions, and poetic language, a part of their way of thinking and being in the world, philosophically speaking. Şiirler yazmaya devam eder ve artık Urimçi Kız Lisesi'nin öğretmenlerinden biridir. Halkın dili olmaya başlar. Uygurların tarihi kökenlerine bağlanıp geleceği için eserler üretir. Uygur Türk tarihinin, Uygur Türk kültürünün en derinlerinden seslenir. Daha o yıllarda edebi üretimi şiirle sınırlı değildir. Marcan ve Mircakıp, Kazakların Mehmet Akif gibi milli şairi olurken, Kazak coğrafyası Mehmet Akif gibi böyle milli şairler doğururken, Doğu Türkistan coğrafyasında da böyle milli şairler ortaya çıkıyor. Halkın kaygısını, beklentilerini sanattan vazgeçmeden, ama bu çok önemli. O dramatik, lirik ve sembolik hassasiyetle, o lirik idrakle, lirik hassasiyetle edebiyata taşıyan şairler yetişiyor. Ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, bir gönül rahatlığıyla. Büyük Uygur şairi, daha kısa ömürlü olan ama çok iyi yetişmiş bir şair, Lütfullah Mütellip'le birlikte Çin Modern tiyatro eserini, oyununu kaleme alıyor.
yandan öğretmenlik yapar, diğer yandan yazmaya devam eder. Fakat Uygurlar hiç de rahat değildir. Her geçen gün haksız yere tutuklamaların, idamların bir yenisi daha duyulur. O yıllarda Uygurlar istiklal istemektedir. Yıkılan cumhuriyetlerini yeniden kurmak için çalışırlar. O yıllardan sonra yine 1944'te çok önemli bu, 44'e kadar bu siyasi atmosferde geçen bu kaygılı dönem, 1944'te Doğu Türkistan Cumhuriyeti, ikinci cumhuriyet kuruluyor ve 45'te kuruluyor aslında, 44'te ama çok sancılı ihtilal fırtınalarının koptuğu yıllar. Mesela onun çok yakın dostu Lütfullah Mutallip Aksu hapishanesinde idam ediliyor. Onun ilk gençlik dönemi bölgede otorite boşluğunun yaşandığı bir dönem. Hem Birinci Dünya Savaşı bitmiş, İkinci Dünya Savaşı döneminde de bölgede tam bir otorite kurulamamış ve yönetim tarafından tutuklanıyor Abdurrahim Ötkür. Bugün çok az hatırlanan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti adıyla kurulmuş Uygurların 40'lı yıllarda kurdukları bir cumhuriyet var. Bu cumhuriyet Çin'le pazarlık ediyor. Abdurrahim Ötkür siyasi suçlu kategorisine sokuluyor ve onun hapisten çıkmasını sağlıyorlar. Yeni bir cumhuriyetleri vardır artık. Yeni cumhuriyet siyasi gücünü kullanarak Abdurrahim Ötkür gibi aydınlarını cezaevlerinden çıkarır. Yeni bir atmosfer vardır. Ötkür ve arkadaşları da bu yeni atmosfere göre çalışmalarını hızlandırırlar. Daha çok yazmak, daha çok anlatmak, görkemli tarihini unutan halka tarihini anlatmak, kendi şanlı tarihini Uygur'a bir kere daha öğretmek, dilini unutan halka dilinin güzelliklerini tattırmak. Kaşgar'da yazılan Divan-ı Lugat-ı Türk'ü çevirip halka anlatmak. Kutadgu Bilig'i yayınlayıp halka göstermek. Kendi kültürünü yaşamanın onurunu bildirmek. Daha nice inci mercanlar Abdurrahim Ötkür ve arkadaşlarınca yazılmaya ve yayınlanmaya çalışılır. ...46'da Yürek Munları, 48'de Tarım Boyları, bu şiir kitaplarındaki şiir dünyası o zamanki siyasi atmosferi anlatan büyük örnekler. Tan Şamalları, Böşük Elliği, Yurtum Kaldı, Namus Aklansın, Şeref Şanım Kani, onun dışında mensur şiirleri, mensur şiir dediği ahenkli ama dörtlüklerle, beyitlerle olmayan Denizdin Seda, Tarım, Tenri Tağı, bunlar Ötkür'ün o zaman 40'lı yıllarda özellikle Komünist Çin'in iktidara gelmesine kadar yazdığı müthiş örneklerdir. Özellikle Tenri Tağı'nı burada alırsam, Ötkür'ün Tenri Tağı şiiri, bu hiçbir yerde yazılıp çizilmiş bir şey değil ama Akif lezzeti var. Akif'ten Anadolu milli şairimiz, istiklal şairimiz Akif'ten o kadar büyük etkilenme var ki. Akif gibi, Macan gibi, Çolpan gibi haykırmaktadır Ötkür. Lirik ama sembolik ve dramatik hassasiyetle yazılıyor şiirler. Tenri Tağı şiirinde diyor ki, ey Türklük ocağı, Tenri Tağı, lənət senin üçün yığlamağan qarğı közlərə, lənət senin üçün sözümü gən keş dillərə, lənət senin üçün yazılmağan alçaq dəstanğa, lənət senin üçün titrəməgən satqın vicdanğa diyor. Bunu okuduğunuzda hakikaten
Akif'in "Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım, elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım" mısralarıyla başlayan ve şiirin sonuna doğru "Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış tutan kahpelere." İki şiiri yan yana getirdiğinizde Ütkür'ün Mehmet Akif'in ruhuyla aynı kaygıyla yazdığına şahit oluyorsunuz. So Abdülhamit Ütkür, he is not only poet but also historian. So after the Chinese invasion of East Turkestan in 1949, and he again represented the high level intellectuals coming from the second the East Turkestan Republic, and his ideas at that time was highly controlled by the Chinese Communist Party. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin yıkılmasıyla birlikte Ötkür tutuklanıyor ve 21 yıl içeride kalıyor. Bu hapis hayatının sonrasında, Abdurrahim Ötkür'ün hapisten çıkmasının sonrasında onun adeta cezaevini, bu 21 yıllık süreyi bir medrese-i Yusufiye şeklinde değerlendirdiği ve oradan kendi adına, kültürü adına, milleti adına çok zenginleşerek çıktığını görüyoruz ki Abdurrahim Ötkür cezaevinden çıktıktan sonra akademi üyeliğine kabul ediliyor. Enstitülerde profesörlük unvanı veriliyor, eserleri yayınlanmaya başlanıyor. Abdurrahim Ötkür çalışmalarına burada da devam eder. Bizim tarihi mirasımız 10 asırlık Divan Lügat-ı Türk Kaşgarlı'nın sözlüğü, Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacı'nın bu eserleri Uygur Türkçesine aktaran Ehmet Ziya ile beraber, Mir Sultan Osmanoğlu'la beraber bu işe emek verendir. Nevai ile ilgili makaleleri vardır. Fuat Köprülü'yü biliyor, Fuat Köprülü'nün yazılarını Uygurca'ya aktarıyor. Dolayısıyla Ötkür aynı zamanda bir bilim adamı, bir Türkolog gibi. Türkolog gibi çalışıyor. He was the first person who whispered in the ears of the Uyghur people saying that learn your history, learn your past. But then also his endeavors also showed very complex part of the Uyghur historical reading of Uyghur history. On the one hand, as he mentioned or as he implied that Uyghurs should learn their history, to learn from the mistakes in history. On the other hand, this history is too painful to learn. So there is a kind of tension between going back to history, the glorious history, at the same time to embrace the colonial reality. So he showed us the tension between glorious past and colonial reality that the Uyghurs must face, Uyghurs must resolve. Ötkür'ünki King eserlerde, yani bir mühim alaycılık, Ötkür'ün fakat özü yazıplam kalmasın, özü talihliplik kalmasın, belki yani tarihi eserlerini, hakiki tarihi menbelerden Uygur diline tercüm kılıp, bizni hakiki tarihten haberlendirişke alayda ehmiyet belgeliği. Mesela onun meşhur ustazımız İbrahim Muti ile birlikte Hıtayçı menbelerden tercüm kılıp retlep çıkan kadimki tarihimiz hakkındaki çoğu cimlik eseri, yani Uygur tarihi diyen kitabının birinci kısmı bizden hakikaten bu saat tatbikatı bağlıçlarının ki çokun kürşüge uygun işe geçtik bir eser de karayım ben. Yeni dönemde de yeni eserler vermeye devam eder. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı romanları yayınlanmaya başlar. Önce İz romanı çıkar ve 1910'lu yıllardaki Uygur ayaklanmalarını anlatır. Ardından Uyanan Toprak romanı gelir. Uyanan Toprak 30'lu ve 40'lı yılların romanıdır.
Bu yılların Uygur tarihini romanın kurgusunun arasında verir halkına. So he tried to reconstruct the historical consciousness of Uyghurs through his works, but it was not possible for him to do so until 1980s. And in 1980s, he published two very important historical novels. The first one was called The Trace. The second one is called The Awakened Land. So in these two books shed a very crucial light on the historical the aspects of Uyghur people in the 20s and 30s and also in early 40s. Yazarlığı İz Romanı. İz Romanı 1912'deki 1907 ve 1912'deki halk ayaklanmalarını anlatan tarihi romandır. Tarihi roman yazmak kolay bir şey değil. İz şiiri o romanın mukaddimesidir. Girişinde yer alır. Yazarlığı, edebiyat araştırmacılığı, edebiyat tarihçiliği ve bunların hepsi Ötker'ü hakikaten ölümsüz yapan çalışmalar, şiirleri, romanları, araştırmaları ve Türk dünyasında Ötker ebediyen hatırlanacaktır. Unutulmayacaktır. Through these books as prism into the Uyghur history, the Uyghur people first time got a deep understanding of the failures in the 20th century. So though this book, these two books were written in such a way that it intended to depict or describe the history in a very objective way, but through the means of literature, but the history, this naked and this painful, this tragic history brought to the attention of the all Uyghur people. Abdurrahim Ötker bir iz açmıştır. Gelecek nesillere geçmişin izini arama görevi vererek. Fakat bu çölde yürüyen kervanın hali zorluklarla doludur. The existence of Uyghur people is extremely in risk or in danger. So, if the current generations is unable to find or link themselves back with their own past generations, also embrace the challenges of the future, then the reality of Uyghurs will be darkened, will be quite dangerous. So in that sense, Abdurrahim Ötker give us very historical duty as well as historical volatility of the Uyghur existence. In that sense, Abdurrahim Ötker can be written in the future as a poet who has a deep anxiety over the future of Uyghurs. Ötker kitaplar, şiirler yazmış, çeviriler yapmıştır. Ötker sadece şair ve yazar değil, aynı zamanda bir edebiyat araştırmacısı, tarihçi, Türkolog. Kutadgu Bilig, Divan Lügat-ı Türk çevirilerinden bahsettik. Nevai ile ilgili makaleleri, Aruz Vezni ile ilgili makaleleri, Çağatay Edebiyatı ile ilgili makaleleri, Fuat Köprülü çevirileri, İbrahim Muti ile yazdığı edebiyat tarihleri aynı zamanda onun bir edebiyat araştırmacısı, edebiyat tarihçisi olduğunu gösteriyor. He is also at the same time is great like a master of Uyghur language. And he is a good translator as well as the linguistic power of his books is amazing in the sense that he showed us how powerful the Uyghur language could be when we use it quite wisely and quite skillfully. And if you read these two books in Uyghur, then we can be amazed at the elegance of Uyghur language. Uzun, çok hacimlik eserlerini Ötker, tepsili, tulumu düşünüşlük, ravan bir tılda tercim kılıp, Uyghur okurmelerinin diktiği sunan ve Türk medeniyetini, Türkiye'deki medeniyet ve
tədqiqat nəticələrini tüncə alın bu lüsübü bilən Uyğurlarına diktik sunğan idi. Şunu deyəliyimiz ki, ötkür Uyğurla arasıda yurtımızda Çağatay tülü tədqiqatının peyda buluşuğa həsiz qoşqan bir adam. Hatta bu Çağatay tülü tədqiqatını şəkilləndirgən bir adam. Onundan burun biz ta Çağatayçı tədqiqan adamlarını bilməyimiz. Ve 1995 yılında hayata gözlerini kapatmıştır. ...1995 yılında da Abdurrahim Ötkür vefat ediyor. 1995 yılında vefat eden Abdurrahim Ötkür... ...ta Kaşgarlı'ya kadar dayanan... ...Dedim Dedi şiirinin en güzel örneğini yazmıştır. Ötkür'ün şiirlerinde... ...tarihi mirastan yararlanma da söz konusu. Özellikle onun Dedim Dedi... formundaki şiiri Türk dünyasındaki Dedim Dedi formunun tipik örneklerindendir. Emrah'a naziri olduğu söylenir. Belki öyle ama zaten Kaşgarlı'ya dayanıyor Dedim Dedi'nin kaynağı Kaşgarlı'dır. Kaşgarlı'da bu formdan bilgiler var. Çolpan da kullanmış, Kazak şairleri de kullanmış, Özbek şairleri de. Ötkür'ün Dedim Dedi şiiri formu aslında zirve yapmıştır. Heyit tarafından ölümünden sonra bestelenen. 95'te vefatıyla beraber Heyit, Abdurrahim Heyit, yine Kaşgarlı Abdurrahim Heyit onun Dedim şiirini besteledi ve dinlenme rekorları kırıyor. İki dörtlüğü çok etkileyici. Dedim zincir turar dedi boynumda. Dedim ölüm bardu dedi yolumda. Dedim bilezik ço, dedi kolumda. Dedim korkar mı sen? O dedi yak yak. Dedim niçin korkmaz sen? Dedi tanrım var. Dedim yine yok mu? Dedi halkım var. Dedim yine ço, dedi ruhum var. Dedim şükran mı sen? O dedi yak yak. Bu iki dörtlük esareti, şileyi, korkusuzluğu, inancı, Allah inancını, halk inancını ve ruh inancını, ruh gücünü anlatması bakımından hakikaten çok karakteristik bir örnek. Seherde gördüğüm zaman gözümün sultanını dedim, sultan mısın? O dedi yok, yok. Gözleri yalınlı, elleri kınalı. Dedim çolpan mısın? O dedi yok, yok. Dedim istek nedir? Dedi gülümdür. Dedim mücadele var. Dedi yolumdur. Dedim Ötkür neyin? Dedi kulumdur. Dedim satar mısın? O dedi yok, yok. Seher körgen çevir, gözüm sultanını. Dedim sultan mı sen? O dedi yak yak. Seher körgen çevir, gözüm sultanını. Dedim sultan mı sen? O dedi yak yak. Gözleri yalkınlı, kolları hınlı. Dedim çolpan mı sen? O dedi yak yak. Dedim ismin nime? Aykandır
dedim yurtun kayar dedi turpanda. Dedim başım dike dedi hicranda. Dedim hayran mı sen o dedi yak yan.